Hatun, Kösem Sultan her şeyi öğrenmiş. Senin Safiye Sultan için çalıştığını biliyor. Hayatın tehlikede. Sen ne diyorsun ha? Derhal kaçman lazım. Al bu atı ve hızla Hasbahçe'nin çıkışına git. Seni bekliyorlar, kaçıracaklar. Acele et. Ağlar, destur. Ne vakit aldılar Hatun'u? Epey oldu sultanım. Merak etmeyin. Her şey istediğiniz gibi olacak. İnşallah yetişiriz. Safiye Sultan Yasemin'in kardeşim olduğunu söyledi. Ağlar! Bana derhal Yasemin Hatun'u getirin. Ağlar, çabuk! Yedi iklimin padişahı ve cihanın sığınağı olan Sultan Ahmet Han ve kudretli Kösem Sultan'ın oğlu Şehzade Mehmet'im. Hünkârımızın cengaver Yeniçeri kullarına bin selam olsun. Şehzade Mehmet çok yaşa! Hoş geldiniz Şehzade Mehmet Hazretleri. Şehzade Osman Hazretleri. Lütfedip ocağımıza teşrif ederek bizleri şereflendirdiniz. Nasıl olur? Yani kardeşiniz olsaydı anlardınız. Yani en azından o tanımaz mıydı? İnan bana benim de aklımda birçok soru var acaba. Bir sağ salim bulabilirsek. Umarım ağlar yetişmiştir. Kurtulmuştur. Bilemiyorum. Mehmet'in bu yaptığı yakışık alır mı Lala? Ben varken ona laf düşer mi ha? Düşmez elbet. Mahsus yaptıkları belli. Ya askere ne demeli? Sırf Kösem Sultanımızdan olma diye sizden üstün tutuyorlar. Sultanım. Hünkârım. Hoş geldiniz. Keşke haber verseydiniz. Hazırlık yapardım. Mühim değil. Zehra Paşa'mla geldik. Benimle konuşmak istediği bir mevzu varmış. Thank you.
Nihayet caminiz ibadete açıldı hünkârım. Ayasofya kadar, Süleymaniye kadar eşsiz bir eser. Rabbim daha yücelerini nasip etsin inşallah. İnşallah, amin. Evet paşam. Nedir mevzu? Seni dinliyorum. Has odabaşınız İskender'le alakalı bir mevzu hünkârım. Hacı ağa baksana. Sağ bacağında bir yara izi var mı? Sultanım. Nicedir bunları size söylemek niyetindeydim. Lakin nasıl karşılarsınız bilemedim. 40 yılın başında hünkârımız sarayımızı ziyaret etmiş. Bu mevzuları daha sonra... Merak ettim. Ne olmuş İskender'e? İskender... Daha fazla sarayda sizin yanınızda kalamaz hünkârım. Sultanım, bu hadisenin sizinle bir alakası var mı? Bana doğruyu söyleyin ki zarar görmenize mani olayım. Has odabaşım, ben size durumu izah edeyim, buyurun. Attan düşmüş. Maalesef boynu kaybolduğunu işitince sultanımız hemen affet beni kardeşim.
sultanım. O sizin... İskender'in artık saraydan ayrılıp başka bir vazifeyle devlete, aileye hizmet etmesi gerekmez mi hünkârım? Kendi talebi mi? Yok. Lakin Anadolu'da çeki düzen verilmesi gereken nice sancağımız var. Özellikle Şark hududunda. Sadakatine güvendiğimiz birini oraya yollasak. Hünkârımızın emniyeti her şeyden daha mühim değil mi? Yıllardır has odabaşı. Onun kadar güvenilir birini bulmak çok güç. Bence İskender kalmalı. Bu meseleyi daha sonra konuşalım. Daha sonra. Hususi arayıp bulmuşlar kızı. 2 sene boyunca yetiştirmişler. Sonra da hareme soktular. Malum. Hain oldu aşikar. Hünkârımıza zarar verdi. Mide ağrıları arttı. Malum. İskender. Senden onu yok etmeni istiyorum. Safiye Sultan'a. Canını alacaksın. Benim için yapacaksın bunu. Haremine bakmadığım yer kalmadı sultanım. Lakin yok. Sırra kadem bastı Yasemin Hatun. Vallahi canına kıydılar kızın. Onu da söyleyin. Kösem buradaydı. Hatun'un ölüm emrini vermiş. Bizim payımıza da hakikatleri söylemek düştü tabii. Kösem Yasemin'in kardeşi olduğunu öğrendi Bülbül. Eyvahlar olsun. İntikam ateşiyle yanıyordur şimdi. O yüzden elimizi çabuk tutmalıyız. Sultan Ahmet'in vaziyeti nedir? Hatun'un bugüne kadar verdiği zehir işe yaramadı mı? Hekimler Ketum, yanlarına dahi yaklaştırmıyorlar. Bu da gösteriyor ki hünkârın vaziyeti iyi değil. Beni asıl düşündüren Zülfikar. İskender'i ifşa ederse Biricik şehzademizin hayatı tehlikeye girer. Konuşmayacağından emin olmalıyız. Şehzadem, bu kadar kafi. Saraya dönmemiz lazım. Şehzade Osman. Kardeşim, sen neden öyle geride duruyorsun? Neden öyle sessizsin? Yoksa burada Yeniçerilerin arasında bulunmaktan rahatsız mısın? Derdin ne senin? Şehzadem, Kösem Sultanımız sizi merak etmişlerdir. Malumunuz, size pek düşkündür. Münasip bir vakitte tekrar ziyaret edeceğim. Rabbim bileğinize kuvvet, yüreğinize cesaret versin. Şehzademe çok yaşa, kılıcın değsin aşa. 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 Şehzademe çok yaşa, kılıcın değsin aşa.
Sen ne yapmaya çalışıyorsun Zülfikar? İskender'i payitahttan yollamak. Bu mu çare? Daha iyi bir fikrin var mı Hümaşa? Söyle. İskender iktidarın kalbinde olduğu müddetçe Safiye Sultan onu tahta çıkarmak için bulduğu her fırsatı değerlendirecek. Validem eski sarayda. Eli kolu bağlı. Yıllar evvel Hümaşa. Yıllar evvel. Saraya Hümayun'a yaptığı baskında Safiye Sultan yine eski sarayda eli kolu bağlıydı. Bunun olmasına izin vermeyeceğim. Caminizin açılış şerefine hem sizin hem de Kösem Sultanımızın ihsanları kullarınıza dağıtılıyor hünkârım. Âlâ. Hünkârım, arz etmem gereken bir husus daha var. Halime Sultanımız bir müddet evvel bana haber gönderdiler ve bir teklifte bulundular. Lütfedip bendeniz Halil kolunuzu kerimeleri Dilruba Sultan'a layık görmüşler. Eğer siz yüce hünkârımızla münasip görürseniz nikahlanmamızı arzu ederler. Ne oldu valide? Merasimde bir hadise yaşanmadı inşallah. Çok şükür sakinmiş. Son verdiğimiz ilaç fayda etti demek. Kardeşim yıllar sonra hür. Lakin gönlünce hareket edip bir şehzade gibi yaşayamıyor. Şşş. Allah'ın izniyle iyileşecek benim oğlum. Ve biz o vakte kadar sabredeceğiz. Sen neredeydin bugün? Dairende göremedim seni. Has bahçedeydim, dolaştım biraz. Halil Paşa bugün hünkârımızla konuşacaktı. İnşallah bir aksilik çıkmaz. Kardeşim Dilruba Sultan benim kıymetlimdir Halil Paşa. Huzuru ve saadeti bulmasını isterim. Bu mevzuyu düşüneceğim. Rabbim sizi başımızdan eksik etmesin hünkârım. Hünkârım. Gözleriniz Yasemin'e tutun. At binerken düşmüş. Vaziyeti nedir? Maalesef Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. İskender, ne söyledin de hünkârımız apar topar gitti? Üstüne vazife olmayan işlere burnunu sokma Davut. Hiç değişmedin İskender. Hiç değişmedin. Destur! Şehzade Osman Hazretleri! Ocakta bana nasıl hürmet edildiğini görmeliydin Ayşe. Tıpkı bir veliaht gibi davrandılar. Osman abim seninle değil miydi? Beraberdik. Lakin asker beni seviyor. O da kıskandı haliyle. Ne hoş. Sen de onu melek simadan kıskanmıştın. Ödeştiniz. Sen kimden yanasın Ayşe? Senden yanayım. Ancak bir düşün.
Nasip olur da tahta çıkarsan arkanda kim olsun istersin? Cariyeler mi, yeniçeriler mi? Kızı unut. Osman'la da iyi geçin. Madem öyle gönder onu Ayşe. Cennet Hatun'la konuş, kızı eski saraya yollasın. Kösem Sultanımız, Yasemin Hatun'un işini bitiren o değil mi? Attan düşmüşmüş. Kimi kandırıyorsunuz siz? Ya kes sesini. Biri işitecek. Sor al başına belayı. Neden benim bundan haberim yok? Neden kimse bana bir şey söylemedi? Hırım işlerinden elini yeteni çekmek isteyen benim sanki. Mühürü de geri vermişsin zaten sultanımıza. Destur Sultan Ahmet Han Hazretleri. İskender ağamızın dediği gibi hünkârım. Bu ilim hadise tamamen bir kaza. Bildiğin bir şey varsa konuş Cennet. Ben de yeni öğrendim hünkârım. Herhangi bir malumatım yok. İsabetli olmuş. Zira hatun hünkârımızın ilacına zehir attı. Bir şekilde duyulsaydı hepimiz yanardık. Kösem kardeşi olduğunu öğrendi. O yüzden senin de üzerine gelecek. Gelsin. Gelsin de evvela İskender'e emniyet almamız lazım. Bu yüzden Zülfikar'la bir karar aldık. Ne kararıymış o? Beylerbeyi rütbesiyle payitahttan uzak bir eyalete yollayacağız İskender'i. Halsizim biraz. Yasemin Hatun'un başına geleni işittim. Allah rahmet eylesin. Amin. İskender herkesi sorgu sual ediyor. Görünen o ki kazaymış. Ağalar. Hünkârımızın ilacını getirin. Geçer şimdi. Ne dediğinin farkında mısın sen? Zinhar olmaz. Ya gittiği yerde başına bir iş gelirse? Ya Zülfikar'ın bir tuzağıysa? Bana da mı itimadınız yok? Kardeşimin saçının teline zarar gelmeyecek. Geç oldu. Sen saraya dön. Ve benim haberim olmadan hiçbir işe kalkışma. Siz yine de düşünün. Bence en doğrusu bu.
Abasa. Sultanım. Hazırlığını yap. Karanlık çöktüğünde gizlice dışarı çıkacağız. Merakımı mazur görün. Nereye gideceğiz? İskender'in yanına. Kavuşmanın vakti geldi artık. Senden onu yok etmeni istiyorum. Safiye Sultan'ı canına alacaksın. Benim için yapacaksın bunu. İskender, bir gün bu iyiliğin karşılığını alacaksın. Hem de ziyadesiyle. Lüzum yok. Bir sultana hizmet etmek benim vazifem. İster sarayda olun, ister burada. Fark etmez. Ayağınızın bastığı her yerde sultansınız. Ağrıların sıklaştı. Belki de başka hekimler çağırmak lazım. Hem mahalleleri sarayda zaten. Ve sen varsın. Her derdimin dermanı. Şifası bu eller. Bu gözler. Nedir seni böyle kedere boğan? Sensin. Senin için hissettiklerim. Güvende olman için yaptıklarım. Yapamadıklarım. Ey benim efendim. Bil ki gülüyorsam sebebi sensin. Ağlıyorsam yine sen. Hastalığımın seni ne kadar korkuttuğunu biliyorum. Lakin korkma. Her daim dua ediyorum. Tez vakitte sıhhat bulayım diye. Allah'ın izniyle. Seni bırakıp hiçbir yere gitmem. Ne Allah'ım istirgesin. Melek Sima hanginiz? Benim. Hadi at. Gidiyoruz. Nereye ağam? Şehzademiz Osman mı çağırdı? O fasıl bitti. Kaderine küs. Eski saraya gidiyoruz. Ayşe. Gel. Ne yaptın? Hallettin mi? Hallettim tabii. İstediğin oldu. Kız gidiyor. Bu iyiliğimi unutma.
Vezir-i Azam'ımla konuştuk. Kardeşim Delirba hakkında bir teklifiniz olmuş. Vakti geldi, geçiyor hünkârım. İsterim ki artık kendi yuvasını, saadetini kursun. Paşamız hem size hem hanedanımıza sadık, kıymetli bir devlet adamı. Siz münasip görüp kabul buyursanız elbet. Hayırlısı neyse o. Lakin önce kardeşim Dilruba'yla da konuşup onun da fikrini almak isterim. Siz münasip görüp rıza verdikten sonra Dilruba'm da pek memnun kalır. Gel. Sultanım, Davut Paşa'yı yolladılar. Sultanım, yarın öğle vakti bekleyeceğim sizi. Her şey istediğiniz gibi olacak. Hayırlar olsun sultanım, mektup kimden? Halil Paşa'mızdan mı? Evet. Yarın öğle vakti buluşmak istiyorlar. Lakin doğru olur mu bilemedim. Olur tabii sultanım. Halil Paşa müstakbel zevciniz. Hasbihal etmek adettendir. Eski saraya gidecek. Cennetin işleri. Nerede lüzumsuz vazife var, bana yüklü. Aa, ceylan gibi kaçtı. Ağlar, uğraşamayacağım. Çok yoruldum vallahi. Yakalayın şunu. Ya da siz bırakın. Ben hallederim. Ben ne zaman ava çıkacağım Osman abi? Ne zaman okutacağım? Kesen kılıç bile vermiyorlar. Sabah ders, akşam ders. Sabırlı ol Murat'ım. Ben sana hepsini öğreteceğim. Lakin mühim olan derslerin. Zinhar ihmal etmeyesin. Haber verin ne olur. Şehzadem. Olmaz altın, giremezsin, yasak. Şehzadem benim. Yasak dedim, taşladım. Angela. Melek Sima. Melek Sima. Ya şehzadem. Deli misin, divane misin hatun? Kendini öldürtmek mi istiyorsun? Yürü hadi, düş önüme. Melek Sima. Şehzadem, ne olur bırakmayın beni. Ne olur. Ben sizinle burada kalmak istiyorum. Ne olur bırakmayın. Bağışlayın şehzadem, derhal haddini bildireceğim ona. Mesele nedir? Beni esir pazarına göndermek istiyorlar. Ne? Esir pazarına mı? Ya olur mu öyle şey? Eski saray dedim ben sana. Şehzadem, eski saray dedim. Bağışlayın, Cennet Hatun'un emri. Cennet Hatun'a söyleme, Leksima benim haremimdir. Bana sormadan nereye yollar? Validen mi istedi yoksa? Malumatım yok. Arzu ederseniz ben... Çekilebilirsin. Sen de dairene dön.
kardeşimi öldürtüydü. Nasıl bir zulüm? Nasıl bir yüreğe, vicdanı sar? Aç kapıyı. Gözün aydın. Yasemin Hatun'dan çabuk kurtulmuşsun. Ne eleyelim? Saadetimizi, huzurumuzu bozmak isteyenlere ibret olsun. Bu taş bana mı? Sen de evlatların huzuru, saadeti için uğraşmıyor musun? Didruba Sultan'ı evlendirme gayretine düşmüşsün. Ne var bunda? Didruba hanedan mensubu. Elbette kudretli biriyle evlenecek. Elbette. Şehzade Mustafa'nın sırça köşkten çıkmasına sevindim. Lakin oraya neden girdiğini unutma. Unutma ki bir daha sorun yaşamayalım. Sultanım, ben hünkârımıza geldiğinizi haber vereyim. Hayır. Seninle konuşmaya geldim. Senden bir şey istemiştim. Sen dışarıda bekle. Buraya ilk geldiğimde çok korktum. Sen de gittin. Bir başıma kaldım. Çok büyük saray. Kayboldum. Üzülme. Ben burada doğdum. Yine de kayboluyorum. Senden sonra bir sultan gördüm ben. Sonra öğrendim. Validenmiş. Kösem Sultan. Çok güzel bir kadın. Ya sana ne demeli? Senin büyüğüne, güzelliğine ne demeli? Validem sana melek sima demiş. Demek ki o da beğenmiş. Benim gibi. Sultanım.
Ben hadisenin tesiriyle öyle söylediğinizi düşünmüştüm. Şimdi anlıyorum ki ciddisiniz. Benden Safiye Sultan'ın canını almamı istiyorsunuz. Bir valide sultanın. Valide sultan. O tescilli bir hain İskender. Yine gözünü tahta dikti. Kanlı bir savaşa girmek için hazırlanıyor. Ona bir an evvel engel olmalıyız. Senden vazifeni yapmanı istiyorum. Hünkârımızı, beni ve evlatlarımı korumanı istiyorum. Sultanım, ben... Seni zorlayacak değilim İskender. Lakin şunu bil. Bunu sen yapmazsan bizzat ben yapacağım. Zira başka hiç kimseye itimadım yok. Sultanım, İskender Ağa sarayda kalacak belli ki. Fark edilmeden dönmemiz lazım. İlacını aldın mı? Muntazam içiyorum, merak etme. Asıl sen şehzadelerinden haber ver. Osman ve Mehmet. Bugün camideki halleri hiç hoşuma gitmedi. Soğuk, uzaktılar. Ağalara sual ettim. Tatsız bir hadise yaşanmış geçen gün. Seni üzmemek için söylemedim mi? Kavga ettiler. Güç bela ayırdım. Nedir mesele? Neyi paylaşamıyorlar? Osman saraya bir cariye getirmişti. Halini acımış. Ben de vakti geldi, kanı kaynıyor diye hazırlatıp halvete gönderdim. Meğer Mehmet'im de beğenmiş. Birbirlerinden habersiz. İki kardeş. İki şehzade. Cariye yüzünden birbirlerine mi girmişler? Sadece bu olsa iyi. Lakin aralarındaki mesele daha derin. Ben de yeni fark ettim. Bilirsin, ben Osman'ı kendi evladım saydım. Hatta onu hepsinin üstüne koydum da öyle sevdim. Kolladım, büyüttüm. Mehmet bundan rahatsız, söyleme. Yıllarca içine atmış. Kıskanmış, üzgün, kırgın, adeta nefret ediyor Osman'dan. Ne dediysem kâr etmedi. Bu meselenin bir husumete dönmesinden korkuyorum abi. Korkma. Buna asla izin vermeyiz. Ben bizden sonrası için korkuyorum Ahmet. Allah gecinden versin.
İkimiz de göçüp gideceğiz. Sonra? Hayırlı sabahlar sultanım. Sana da Meleki. Yüzündeki kederin sebebi İskender mi? Daha ne günlerin olacak? Başkasında bulacaksın saadeti. Ben başka birini istemiyorum Sultan. Onu istiyorum. Lakin bu imkansız. Zira kalbinde başkası varmış. Hadi git bana Cennet Hatun çağır. Korkma. Kimse sana zarar veremez. Kimse gönderemez seni. Ben senin için korktum. Göremeyeceğim diye. Saç bağı takar saçını. Gider sarayın içine, güzelsin suçun, saçma devran senindir. Güzelsin suçun, saçma devran senindir. Pek gönlünüz yoktu, işi bozacaksınız sanmıştım. Lakin şimdi gözlerinizin içi gülüyor. Halil Paşa kalbinizi kazanmış belli. Şah oyunun en zayıf taşlarından biridir aslında. Zira hareket alanı kısıtlıdır. Etrafında savunacak bir taş olmazsa bir piyadeden farklı değildir. O yüzden şehzadem, şah yalnız kaldığında oyunun sonu yakındır. Mat oldunuz şehzadem. Talih senden yanaydı. Bu oyunda talihe yer yoktur şehzadem. Akıl işidir. Mutlak akıl. Amca? Şehzadem? İşte veliaht şehzademiz de gelmişler. Günün birinde sizin yerinize o çıkacak tahta. Biliyorsunuz değil mi? Tek başınıza satranç mı oynuyorsunuz? Ben talim yapıyordum öyle. Hislerimde yanılmamışım Cennet. Safiye Sultan bana savaş açtı. Sahip olduğum her şeyi almak niyetinde. Ve sen bu savaşın ortasında mührünü teslim ederek beni yalnız bırakıyorsun. Size dürüst davrandım sultanım.
ve affımı istedim. Lakin siz benden şüphelendiniz. Bağışlayın ama çok ağırıma gitti. Sadakatinden asla şüphem yok. Lakin durduk yere vazifenden ayrılmak istemen tuhaf. Seni iyi bilirim Cennet. Çok yoruldum diye kenara çekilmek sana göre değil. Bunun arkasında bir şeyler var. Ne olabilir ki sultanım? Benim tek istediğim beni azat etmeniz. Yoruldum. Kendime bir yuva kurmak istiyorum. Eğer arzu ettiğim buysa, sana söz, vakti gelince seni azat edeceğim. Seni ben evlendireceğim. Lakin şimdi değil. Bakın size ne getirdim. Firdevsi'nin Şehnamesi'nin mensur tercümesi. Okumuş muydunuz? Evet, birçok kez. Ben yeni başladım amca. Yavaş ilerliyorum ama. Malum, epey uzun. Evet, öyle. Zaloğlu Rüstem'in hikayesini çok severim buradaki. Hükümdarlara yardım eden, sırtı yere gelmeyen bir pehlivandır. Şehzadem, beni tarif ediyorsunuz. Şurada bir yerde olacaktı. İşte. Maşallah. Ezbere biliyorsunuz kitabı. Biraz çıkıp dolaşacağım. İsterseniz siz de gelin, hava almış olursunuz. Hadise çıkarmış gece. Ağların elinden kaçıp gitmiş. Mehmet, bırak bu işin peşini. Validemin kulağına gitmesin. Buyurun sultanım. Siz sabah kahvelerine hayır demezdiniz sultanım. Dün gece İskender'in evine gittik. Zira artık kim olduğunu öğrenmesinin vakti gelmişti. Nasıl? Daha önce konuşmuştuk sultanım, sabredecektiniz. Sülfkar onu payitahttan uzaklaştırmayı kafaya koymuş. Himaşah da kabul etmiş. Kim bilir başına ne gelecek? Zülfikar Paşa'nın üzerine vazife mi acaba? Peki konuşabildiniz mi şehzademizle? Öğrendi mi hakikati? Bekledik, gelmedi. Fakat Bülbül, elinde öyle bir şey gördük ki, Allah muhafaza, bir başkasının haberi olsa anında alırlar canını. Evladımız ateşle oynuyor. Nedir gördüğünüz sultan? Kösem'in resmini. Belli ki oğlumuz can düşmanımıza meftun.
Neredesin İskender? Hangi alemde dolaşıyorsun yine? Bağışlayın hünkârım. Dün gece pek uyuyamadım. Fark ettim. Dün gece taşlıkta dolanıp duruyordun. Bir sıkıntın varsa söyle İskender. Hünkârım. Osman. Hünkârım. Mehmet. Şimdi sıra sizde. Gösterin bakalım maharetlerinizi. Paşam, görüşmeyeli uzun zaman olmuştu. Öyle oldu. Kardeşin Şahin Giray'ın aklına uyup da yanlış yollara sapmasaydın, her şey bambaşka olurdu Hanzade. Böyle olmasını kendin istedin. Buyurun oturun paşam. Belli ki mesele mühim. Kösem Sultan'a verdiğin istihbarat hakkında konuşmak istedim. Dediğine göre birileri taht sevdasına düşmüş. Kim söyledi bunu? Kaynağın kim? İskender bir an evvel kim olduğunu öğrenmeli. Aksi halde her şey için çok geç olacak. İşler çığırından çıkmak üzere Bülbül. Ama iyi düşünmek lazım sultanım. Zira şehzademizin ne diyeceğini, ne yapacağını bilemiyoruz. Kendi kendine ateşe atılacak değil. Oğlumuz akıllı, tecrübeli. Biz önündeki taşları temizlemeliyiz. Zülfikar. Bir an evvel ondan kurtulmalıyız. Sultanım. Ümerşah Sultanım sizi zinhar affetmezler, onu da söyleyeyim. Üç gün ağlar, sonra teselliyi başkasında bulur. Kızımız Ümerşah'a koca mı yok? Lakin bizim bir tek şehzademiz var. Hala cevap vermedin İskender. Nedir uykularını kaçıran? Hünkârım, Kösem Sultanımız, Safiye Sultan'ın sizi tahttan indirmek istediğini düşünüyor. Sultanımın içi rahat edecekse, istediğin önlemi alabiliriz. Ocağa girerken yaptığın doğru değildi Mehmet. Sustum, buna rağmen üstüme geldin. Herkes benim adıma aykırı diye kıskandın değil mi? Beni yüzen de işte bu tavrın. Abin olarak görmüyorsun beni. Hürmet etmiyorsun. Ya senin tavrın? Beğendiğim tavrıya göz koydun. Senin ağzından çıkan ıslıklar işitiyor mu ha? Ne diyorsun sen bana? Bu olanlar sadece kötü bir tesadüf. Osman! Mehmet! Bu ne rezalet? Ne oluyor? Neden sana adamımı vereyim? Neden hayatını tehlikeye atayım?
Ne istiyorsun Mehmet Giray? Söyle. Bu hapishanedeyken ne istediğim belli değil mi paşam? Muhafızları çek. Kaçacak olsaydım geri dönmezdim. Vereceğin malumat işe yararsa ne hala? Muhafızları çekemem. Lakin onların nezaretinde şehri gezmene bazı zamanlar izin verebilirim. Bu da bir şey. Galata'da Niko'nun bozahanesi var. Oraya git. Ve kirayı bul. Akşamları orada olur. Bunu ona ver. Bunu görünce sana yardımcı olacaktır. Destur! Hümaşah Sultan! Şehzadem, yavaş! Bayezid! Aslan şehzadem! Oh! Nasılsın? Sağlığınıza duacıyım sultanım. Sultanım. Bayezid seni yoruyor galiba Gülbar. Tatlı yorgunluklar bunlar sultanım. Şikayetim yok. Neden şikayet ediyorsun ki zaten? Çoktan her şeye razı gelmiş, boyun eğmişsin. Sen böyle yaparsan Gözem seni daha çok ezer. Sen de bir sultansın. Şehzade anasısın. Ağırlığını koy. Nasıl sindirmişsin bir çareyi? Arkasına bile dönüp bakmadan gitti. Gerçi ne yapsın? Birazcık başını kaldırsa Yasemin gibi hemen boynunu kırıverirsin. Validenizi biliyordum da sizin de en az onun kadar zalim, vicdansız olduğunuzu tahmin etmezdim. Nedir bu Ali Osman? Bağışlayın hünkârım. Mühim bir şey değil. Osman beni kıskandı hünkârım. Osman! Osman! Ne oluyor? Ocağa gittiğimizde tüm yeniçeriler benimle ilgilendi. Osman abim de bunu hazmedemedi. Orada vaziyet çıkaracaktı. Lalamız mani oldu. Doğru mu bu Osman? Usullere uymadı. Abisiyim. Benden evvel girdi ocağa. Benden evvel konuştu. Sonra da herkesin içinde üstüme geldi. Kafi. Cihan hükümdarının oğullarının vaziyetine bak. Vaziyeti öğreneceğim. Daha sonra ikinizle de konuşacağım. Sizi son kez uyarıyorum. Bir daha birbirinize el kaldırmayacaksınız. Ne olursa olsun birbirinize el kaldırmayacaksınız. Dairenize dön. Hünkârım. İyi misiniz? İlla birini suçlayacaksan kendini suçla Gözem. Zira ben sadece kızı hünkârımıza takdim ettim. Ama ne yazık ki, ne yazık ki bir kazaya kurban gitti. Kuzuyu aslanın önüne atıp aslana katil mi diyorsunuz? O masum kız şu an yaşıyor olacaktı. Lakin korktum. Hünkârımızı elinden alacak diye korktum.
Onu hünkârımıza zarar vermek için hareme soktuğunuzu biliyorum. O masumu siz kurban ettiniz. Bu günahların en büyüğü. Bedeli de en ağır olacak. Sultanım. Gelmeyeceksiniz sandım. Caydınız. Ya da mani oldular. Geldim paşam, buradayım. Buyurun sultanım. Dilruba'm nerede kaldı? Bilmiyorum ki. Bir haller var sultanımızda. Halit Paşa'yı görmeye hasbahçeye gittiler sandım. Lakin saraydan ayrılmışlar. Bilmez misin huyunu? Karda yürür, izini belli etmez. Keşke bir ağ gönderseydin peşinden. Mustafa'm nasıl? Bir gözün üstünden eksik etmiyorsun değil mi? İlaçlarını veriyorsun. Sabah akşam içiriyorum. Korkuyorum da sultanım. Bir zarar dokunmaz inşallah. Yeni hayatına alışana kadar mecburuz. İlaç demişken, hünkârımızın kullandığı ilaca takıldı aklım. Ne olduğunu öğrenmemiz şart. Mühim bir şey mi sizce? Öğrenmenin tek bir yolu var. Talibi bulunduğun Abdullah oğlu Davud'u 10.000 altın mehre. Kocalığa kabul ettin mi? Ettim. Ettin mi? Ettim. Ettin mi? Ettim. Talibi bulunduğun Mehmet kızı Dilruba'yı 10.000 altın mehre zevceliğe aldın mı? Aldım. Aldın mı? Aldım. Aldın mı? Aldım. Ben dahi akde nikah eyledim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme cal hazel akde meymunen mübareken ve cal beynehüme ülfeten ve muhabbeten ve karara ve la tecal beynehüme nefreten ve fitneten ve firara. Allahümme rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azabennar. Allahümme rabbena ufirli ve li valideyye ve lil müminine yevme yekumul hisab. Birahmetike ya erhamer rahimin ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Sultanım. Hekimbaşım. Bir rahatsızlığınız yoktur inşallah. Benim yok. Lakin hünkârımızın var anlaşılan. Kullandıkları ilacı gördüm. Mühim bir şey değil sultanım. Biraz midesinden rahatsızlar. Hay Allah. Ne vakittir böyleler? Daha fazla malumat vermem yasak. Malum kaideler sultanım.
Hoş geldin beyim. Ne istersin? Tatar bozası vereyim sana. Serttir. Bak şimdi bozayı da burada Bekir diye biri varmış. Buranın müdavimlerinde. Nerede bu? İşte. Şurada. Ot çok faydalı. Hepsini bitirmen lazım. Seninle konuştuktan sonra Osman ve Mehmet'i yanıma çağırdım. Matrak oynattım mahsus. Tusi'si izledim. Daha oyun esnasında kavgaya tutuştular. Üstelik benim huzurumda. Bir daha böyle bir edepsizlik yapmalarına asla müsaade etmem. Etmem de aralarını nasıl düzelteceğiz bilmiyorum. Her gün daha kötüye gidiyor. Haklıymışsın. Birbirlerine öyle bakıyorlar ki. Sanki iki kardeş değil, düşmanlar. Beni korkutan da bu işte Ahmet. Sağlığımızda bir şey olmaz, mani oluruz. Lakin sonra bir çare bulmak lazım. Nasıl bir çare? Nasıl ki sen kardeşin Şehzade Mustafa'ya kıymadın. Rabbim tahtı kime nasip eder de çıkarsa o da kıymasın kardeşlerine. Burası Manisa. Şehzadeler şehridir. Birçok şehzade buradan tahta yürümüştür. Rahmetli atalarım, Sultan Süleyman, Sultan Murat, dedem Sultan Mehmet. Anlamadım. Her sancak biz Sancak Bey tarafından idare edilir. Manisa'da Saruhan Sancağı'nın idare edildiği şehirdir. Eğer bir şehzade oraya gönderilirse taht için büyük bir üstünlük elde eder. Sen oraya mı gitmek istiyorsun? Allah nasip eder, hünkâr babam münasip görürse eğer. Sen oraya gidersen bana ne olacak peki? Sen benim haremimsin Melek Sima. Ben nerede olursam sen de orada olacaksın. Farkında mısın Gözüm?
Kanunlarımızı değiştirmemi istiyorsun benden. Kardeş katlini kaldırmamı istiyorsun. Neden olmasın? Daha evvel yoktu, bundan sonra da olmaz. Sen hayat boyu bunun acısını yaşamadın mı Ahmet? Gözlerinle görmedin mi? Şahit olmadın mı? Rahmetli hünkâr baban 19 kardeşinin canına kıymadı mı? Daha şimdiden bunları mı düşünüyorsun sen? Sana 8 evlat verdim. 4'ü şehzade. Bir de Osman'ı. Evet, ben her sabah onların yüzüne bakarken bunları düşünüp kahroluyorum. İçlerinden sadece birine nasip olacak tahta çıkmak. Ve maazallah diğerlerini idam edecek. Böyle olmak zorunda değil. Sen istersen mani olabilirsin. Durduk yere koyulmadı bu kanun köse. Nizam alem için lazım görüldü. Sen de şahitsin. Şehzadem Mustafa'mı kaç kez bana karşı kullandılar. Nice kez isyan ettiler. Biliyorum. Bir çözümünü buluruz. İsyan etmemelerinin yolunu buluruz. Kızma hemen, reddetme. Oğullarını düşün. Onlar da kardeşim Mustafa gibi yaşayabilir. Mehmet Günay'a Sultan Ahmet Han'ın tahttan indirileceğini söylemişsin. Kimden aldın bu istihbaratı? Şuracıkta alıveririm canım. Eski saraydaki bir ahbabımdan duydum paşam. Abbas'a Safiye Sultan'ın mahiyetindendir. Emin misin? Hayırdır gençler? Anlaşıldı. Uzun zamandır hamlamıştık. Geldi Ruba. Düğün hazırlıklarına başladık. İstediğin, arzu ettiğin kumaştan seçebilirsin. Daha yenileri de gelecek. İşimiz çok. Sizinle mühim bir mesele hakkında konuşmam lazım valide. Bizi yalnız bırakın. Bu düğün olmayacak valide. Ne demek olmayacak Dilruba? Sen neden bahsediyorsun? Hünkâr abim mi bir şey söyledi? Yoksa kösem mi mani oldu? Söyle. Halil Paşa ile evlenmem mümkün değil. Zira ben zaten evliyim. Davut Paşa ile nikahımız kıyıldı bugün.
Davut. Senin ne işin var burada? Sizi gördüm. Selam vermek için ardınızdan geldim paşa. İyi etmişsin. Kim bu adamlar? Bilmiyorum. Aniden saldırdılar. Paşam, saraya gidelim. İyiyim ben. Hadi. Gidelim ya. Ya Allah! Demek Kösem bizi öldürmeni istedi senden. Lakin sen yapamadın. Validen'i öldüremedin. Yıllardır izini aradığın, kavuşma hayali kurduğun ailen. Validen. Benim. Sen benim oğlum. Şahitlerin huzurunda nikahımız kıyıldı. Ve ben onun zevcesi oldum. Artık birbirimize aitiz. Hünkar abinin izni olmadan böyle bir şey nasıl yaparsın Dilruba? Nasıl? Kendi itibarını düşünmedin. Kardeşinin istikbalini de mi düşünmedin hiç? Düşündüm Mahalle. Tam da o yüzden Davut Paşa'yı seçtim. Kösem Sultan'ın köpeği olmuş o Halil Paşa'nın lafına itimat edemeyiz. Lakin Davut öyle değil. Akıllı, cesur, istikbali parlak bir paşa. En mühimi de hiç kimseye bir bağlılığı yok. Sadakati yalnızca bana. Kim bu Davut Paşa? Kim bu Davut Paşa da sen buna bu kadar güveniyorsun? Hislerime güveniyorum madem. İçiniz rahat olsun. Ben gönlümden geçen adamla evlendim. Siz de her daim arzu ettiğiniz güçlü müttefiki kazandınız. Gel. Validem. Sultanım. Osman'ım seninle konuşmak istediğim mühim şeyler var.
Aleksima sen taşlığa dön. Mehmet'le aranızdaki bu sürtüşme daha ne kadar sürecek aslanım? Böyle yaparak beni nasıl üzüyorsunuz bir bilsen. Daha ne kadar aynı çatı altında birbirinizin yüzüne bakmadan yaşayacaksınız? Sizi üzdüğüm için bağışlayın beni. Böyle olmasını hiç istemezdim. Ben de yarın sabah sizinle bu konuyu konuşacaktım. Validem, hünkârımız ve sizin müsaadenizle sancağa çıkmak istiyorum. Sancağa mı çıkacaksın? Nicedir aklımdaydı. Vakti geldi. Saraydan uzaklaşmam herkes için daha hayırlı olacak. Bilhassa da Mehmet için. Bu mevzu hissi karar verilemeyecek kadar mıyım? Müsaade et hünkâr babanla bir düşünelim. Hem ben senden nasıl uzak kalırım onu bilmiyorum. Daim boynunda taşıdığın bir muska vardı. Yıllar evvel sorduğumuzda bir tılsım demiştin. Tılsımlı gömlek. Rabbin seni korusun kollasın diye. Biz yaptırmıştık onu. Selahattin Efendi senin gömleği getirdiğini söylediğinde dünyalar bizim olmuştu. Evvela şüpheye düştük. Lakin sırtındaki doğum izinden de bahsedince emin olduk. Kulesinden çıktığımız gün öğrenmiştik. Lakin seni koruyabilmek için yıllarca söyleyemedik. Biz her yerde birbirimizi ararken kader bizi çoktan bir araya getirmiş meğer. Sana kavuşmanın hayaliyle tekrar hayata döndük. Tuna boyunda bir kasabada geçen Avusturyalı İskender. Büyüdüğü topraklara, baktığı gökyüzüne yabancı. Hiçbir yere, hiç kimseye ait olmayan, mazinin karanlık sırlarında kaybolmuş İskender.
babam kim? Peki beni doğuran kadın? O nerede? Pişman mıdır? Bana verilen ilk adı hatırlıyor mudur? Gözlerim kime benziyor? Ellerim kimin eli? Aniden kabaran öfkem, içimdeki fırtınalar kimden yadigar? Kendimi yüzlerce surette gördüm. Her sureti gördükçe işte ben buyum dedim. Lakin hiçbiri değilmişim. Hakikat başkaymış. Bambaşka. Ben aslında şehzadeymişim. Senelerdir sadakatle hizmet ettiğim hanedan benim gerçek ailemmiş. İskender, Sultan Murat Han'dan olma, Valide Safiye Sultan'dan doğma. Hanedanı Ali Osman'ın kayıp şehzadesi İskender. Sultanım. Sen kim oluyorsun da benim irademi hiçe sayıyorsun paşa? Bu ne cüret? Gizlice nikah kıymışsınız. Hünkârımız işitirse kellen gider. Canım, Dilruba Sultanımıza feda olsun. İnanın bana sultanım, ben sizlerin yanındayım. Dostunuzu dost, düşmanınızı düşman belledim. Davanız davamdır. Şehzade Mustafa Hazretleri tahta çıkıncaya kadar savaşacağıma yemin ettim. Ben sana nasıl güveneceğim paşa? Hı? Üstelik daha ilk günden arkamdan iş çevirip kızımla gizlice nikahlanmışken. Benden yana şüpheniz varsa sultanım, isteyin canımı alayım. Ne yapıyorsun paşa? Emretmeniz kâfi sultanım. Kâfi.
Kafi. Bir şekilde bu işi temizleyeceğim elbet. Lakin bu burada bitmez paşa. Bu burada bitmez. Sadakatinden bir an şüphe duyarsam o boğazı ben keserim. Sana söz veriyorum kardeşim. Seni üzen, kalbini kıran kim varsa hepsinden teker teker intikam alacağız. Başta Hünkar abim, sonra Gözlem Sultan, Safiye Sultan. Sana bunu yaşatan yahut sessiz kalan herkesin iflah kesilecek. Nihayet uyandın. İyiyim, iyiyim. Telaş etme. Ne oldu? Kim yaptı bunu? Davut Paşa'nın söylediğine göre bu sahnede it kopukla kavga etmişsin. Mehmet Güney'in bahsettiği adamla buluşmak için dün gece oraya gittim. İstihbaratı nereden aldığını öğrenmek için. Safiye Sultan'ın mahiyetinden Abbas Ağa'nın ismini verdi. Belli ki bunu yapan da onlar. Ne demek bu? Validemi mi mesul tutuyorsun? Eğer o değilse geriye bir tek kişi kalıyor. O da Selim. Mutlu olamayacağına göre her şey ortada. Tabii inanmak istersen. Hayır. Bana rağmen böyle bir şey yapmaz. Hem ne malum Mehmet Giray'ın yaptırmadı. Belli ki oyun etmiş. Safiye Sultan'ın ölüm haberi saraya ulaşmadığına göre yapmadın. Bir aksilik mi çıktı? Aksine sultanım. Şartlar pek uygundu. Lakin vazgeçtim. Yapmadım.
Bana söz vermiştin. Ne oldu da fikrin değişti? Odasına girdim. Yüzüne baktım. Ve yapamayacağımı anladım. Zira o bir valide sultan. Her ne yapmış olursa olsun bir sultan. Ve ben bir sultana asla kıymam. Seni zorlamadım İskender. Kendi arzunla kabul ettin. Kendi arzumla da vazgeçtim. Zira hünkârımıza verilmiş bir sadakat yeminim var. Zinhar bozmam. Bana da vardı. Bugün bozdun. Hünkâr abin çağırtmış. Halil Paşa meselesini konuşacak belli ki. Ne diyeceğiz şimdi? Hakikati söyleyeyim validem. Halil Paşa ile evlenmek istemediğimi, gönlümde başka biri olduğunu. O vakit hakikati sen söylersin Dilruba. Zira beni değil seni çağırmış. Sultanım. Bir şey mi oldu? Hiç. Zülfikar Paşa haber yollamış. Sizinle görüşmesi gereken mühim bir mesele varmış. Saraylarında sizi bekliyorlar. Hayırdır inşallah. Vallahi bir malumatım yok sultanım. Hümaşah, hoş geldin. Bana doğruyu söyleyin validem. Siz mi yaptınız? Zülfikar'ın ölüm emrini verdiniz mi sahiden? Sen neden bahsediyorsun Hümaşah? Bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. Dün gece saraya yaralı. Kanlar içinde geldi. Sizin yaptığınızı düşünüyor. Ki haksız da sayılmaz. Siz yaptınız değil mi? Hümaşa, dünya yıkılsa bizden bileceksin. Alakamız yok. Zira zevcinden daha mühim dertlerimiz var. İskender. Artık her şeyi biliyor. Gel. Hünkârım. Gel Zülfü. Otur şöyle. Validenle izdivacın hususunda sohbet ettik. Kendisi Halil Paşa ile evlenmeni münasip görmüş. Ben yine de seni bir dinlemek istedim. Lütfettiniz Hünkâr abi. Siz nasıl münasip görürseniz bana laf düşmez. Yine de gönülden rızan var mı bilmek isterim. Af buyurun Ayşe huzurdan. Gönlümden geçeni söylemem bilmem ne kadar doğru olur. Hicap duyarım.
Sen ki benim canımsın. Kardeşimsin benim. Gönlünden geçen neyse o olsun ister. Çekinme söyle. Hünkârım ben... Lütfedip kabul buyurursanız... Başka biriyle evlenmek isterim. Veziri Sani kulumuz Davut Paşa. Davut Paşa öyle mi? Merak ettim doğrusu. Nerede tesadüf ettiniz siz? Birkaç kez tesadüf ettik. Yani bu evlilik meselesi ortaya çıkmadan evvel. Şehzadelerimize dolaşırken, at binerken o kadar. Daha hünkârım neyiniz var? Bir telaş etme Zirba. Karnımda biraz sancılar var. Sen çekilebilirsin. Sultanım, Zülfikar Paşa'mız içerideler. Paşam, Kösem Sultanımız geldiler. İçeri al. Paşam rahatsız olma. Ne oldu, hayırdır? Dün gece bir saldırıya uğradım sultanım. Çok şükür mühim bir şey değil. Geçmiş olsun. Saldırıyla alakalı mı konuşmak istedin? Yok. Şüphelerinizde haklıymışsınız sultanım. Safiye Sultan rahat durmuyor. Hünkârımızı tahttan indirip yerine kendi iktidarını kurabileceği bir şehzade çıkarmak niyetinde. Orası malum. Düşündükçe uykularım kaçıyor. Lakin kim? Mustafa mı, Osman mı? Hünkârımızı bu defa kiminle sanacak? Kardeşiyle mi, evladıyla mı? İkisi de değil. İkisi de değil sultanım. Zira Safiye Sultan'ın aklındaki bambaşka bir isim. İskender. İskender mi? Ne diyorsun sen paşam? Sultanım, bu yük çok ağır. Ben tek başıma taşıyamaz oldum artık. İstedim ki birlikte bir hal çaresini bulalım. İskender dedim, evet. İskender. Zira İskender Safiye Sultan'ın öz be öz oğluymuş. İskender bir şehzade. Hata ettiniz validem. İskender bunu bilmemeliydi. Ne olacak şimdi? Ne yapacağını bilmiyoruz. Kaderin önüne kimse geçemez Hümaşa. Dün gece oğlumuz bizi öldürmek için geldi. Kösem istemiş bunu ondan belli ki. Lakin
Yapamadı. Yapmadı. Aman yarabbim. Gel. Sultanım, İskender Ağa geldiler. Gelsin. Aklını mı kaçırdın sen paşam? İskender nasıl şehzade olur? Nasıl bir oyun bu? Maalesef hakikat bu. Ben de yeni öğrendim. İskender'in haberi dahi yok meseleden. Bilenler sadece Safiye Sultan, Hümaşa ve Bülbül. Nasıl bu kadar emin olabiliyorlar? Bir ispatları var mı? Anlatacağım sultanım. Her şeyi anlatacağım. Lakin önce birlikte bir hal çaresini bulalım istedim ben. Aklıma ilk gelen İskender'i payitahttan uzaklaştırmak oldu. Ne yani, hünkârımızdan saklayacak mıyız? En azından Safiye Sultan'dan kurtulana dek. Akabinde bir hal çaresini buluruz sultanım. İskender'in hiçbir şeyden haberi yok. İskender masum. Ben onun katledilmesini istemiyorum. Siz de istemezsiniz, öyle değil mi? İskender bu. Sizin defalarca hayatınızı kurtarmış olan İskender. Her şeyi bilmek istiyorum. Sen şimdi bana en başından anlat. Kardeşim, şimdi anladın mı neden sen hep yanımdasın? Demek siz de biliyordunuz sultanım. Kafamda yüzlerce sual var. Bunun için geldim. Her şeyi bilmek istiyorum. Sor ne istiyorsan. Hepsinin cevaplarız. Madem bana kavuşmanın hayalini kuruyordunuz, kim olduğumu bildiğiniz halde bunca sene neden sustunuz? Ailemi aradığımı biliyordunuz. Anlatmıştım size. Seni korumanın tek yolu buydu İskender. Eğer öğrenirlerse bir an bile tereddüt etmez, canını alırlar. Keşke alsalardı. Sizin yüzünüzden çocukluğum, gençliğim kim olduğumu aramakla geçti. Hayatımı mahvettiniz. Ne uğruna? İskender kardeşim, yapma böyle. Hakikati benden gizlediniz. Zira siz bir evlat, bir kardeş değil, hain emellerinize alet edeceğiniz bir şehzade aradınız. İşte bu yüzden sustunuz. Hümaşa, bizi oğlumuzla yalnız bırak.
daha evvelden bilmiyordunuz. Kabul. Peki sonra? Kuleden çıktığınız günü öğrenmişsiniz. Üstünden tam 11 yıl geçti. Bir türlü aklım almıyor. Nasıl bir anne evladına bunu yapar? Evladını tekrar kaybetmekten korkan bir anne yapar. Bizim için kolay mı sanıyorsun? Kanunları, nizamı hiçe sayarak cellatların elinden aldık, kurtardık seni. Öldü dediler. Yıllarca üzüldük, kahrolduk. Yasını bile gizli tuttuk. Sonra mı? Sonra Allah'ın bir mucizesi. Seni bulduk. Kavuştuk. Bu kez de sevincimizi gizledik. Sana bu kadar yakın olup, bu kadar yakın olup da uzak olmak ne kadar zor biliyor musun? Bir kez olsun doyasıya sarlamadık. Kokulu içimize çekemedik. İskender, oğlum, aslanım, şehzadem. Muhteşem bir hayatınız vardı. Teselli bulacağınız evlatlar, torunlarınız. Peki ben? Ben neler yaşadım hiç düşündünüz mü? Üzgünsün. Kızgınsın. Hatta öfkeli. Lakin biz ne yaptıysak her şeyi senin hayatta kalman için yaptık. Yaşaman için. Bil ki oğlum, biz seni her şeyden çok sevdik. Her şeyden çok. Konuştun mu? Nasıl geçti? Neler oldu anlat. Usulünce konuştum. En azından artık Davut Paşa ile evlenmek istediğimi biliyorlar. Kabul ettiler mi peki? Sonra konuşuruz dedi. O esnada karnına sancı girdi, iki büklüm oldu. Alelacele gönderdi beni. Hastalık ciddi belli. Öyle olsa Kösem Sultan karalar bağlardı. Bir orada bir burada dolaşıyor. Belki ondan da gizliyorlardır. İçmeniz lazım. Hünkârım, biraz gayret. Biraz gayret. Biraz gayret hünkârım. Ezber. Allah'ım.
Haber mi aldınız yoksa? Sorgu sual etme şimdi. Defterhaneye git, şehzadelerin kayıtlarını getir. Safiye Sultan'ın şehzadeleri. Hayırlar olsun. Ne yapacaksınız o tozlu defterleri? Ne diyorsan onu yap. Safiye Sultan'ımızdan nicedir haber alamadım Bülbül ağa. Yoksa benden memnun değiller mi? Ya olur mu Ömer Efendi? Sultanımızın başı biraz kalabalık. Sakinleşince ben size haber edeceğim. Âlâ. Ne işin var senin burada Bülbül ha? Yahu Şehzade Beyazıt Hazretlerini mektebe getirdim. Dönerken de karşılaştık, hasbihal ettik. Suç mu acaba? Acaba suç mu? Allah! Ne konuşuyorsun? Şeytanın çırağıyla. Ne konuşacağız? Ağzımı yokluyor. Şehzadeleri sual ediyor. Bilhassa Şehzade Osman'ı. Valide mi şikayet etmişsin beni? Şikayet senin işin Mehmet. Ben sadece artık saraydan gitmek istediğimi söyledim. Ne gitmesi? Nereye? Hünkârımız münasip görürse yakında sancağa çıkacağım. Benden kurtulacaksın. Safiye Sultan'ın bir oğlu daha varmış. Hı hı. Vardı elbet. İsmi Yahya. Şehzade Yahya. Lakin yaşı pek küçüktü. Rahmetli Sultan Mehmet tahta çıktığında bütün kardeşlerini idam etti. Bile kolay. Tam 19 kardeş. İçlerinden biri de bu talihsiz şehzadeydi. O şehzade ölmemiş acaba. Yaşıyor. Nasıl olur sultanım? Ben cenazelere bizzat refakat ettim. Define dediklerinde oradaydım. Safiye Sultan o şehzadeyi kaçırmış. Şimdi de tahta çıkarmak için uğraşıyor. Yok. Mümkün değil. Aman Allah'ım. Sultanım. Kimmiş peki? Neredeymiş? İskender. Mustafa'm nerede hatun? Şehzade Osman'la birlikte dolaşmaya çıktılar sultanım. Eyvahlar olsun sultanım. Şehzademiz bugün ilacını içmemişti. Ne diyorsun sen Menekşe? Nasıl içirmezsin ilacını? Ya Osman şehzademin durumunu fark ederse? Ortaya çıkarsa yanarız validem. Hava ne güzel. İyi ki çıkmışız değil mi şehzadem? Evet, güzel. Buradan da birlikte iç hazineye gideriz. Orada daha çok kitap var. Birlikte bakıp konuşuruz. Balıklar Ademoğluna benzer şehzadem. Kullarınız gibi sayıları çoktur. Efendileri olarak yem atmanız kâfi. Hepsi başınıza şişürler.
size biat ederler. Siz onlara altın ve para attıkça her zaman yanınızda olurlar. Sizin için ölürler. Sizin için öldürürler. Ne isterseniz yaparlar. Amca. Balıklar hali gibidir şehzadem. Onları besleyin. Besleyin ki her daim emrinizde olsunlar. Korusunlar sizi. Amca ne yapıyorsunuz? Balıkları besliyorum Osman. Seneler evvel bana bir kere ailesini hiç bilmediğini söyledi. Zaten onları bulmak için gelmiş. Allah'ım sen ne büyüksün. Bu nasıl bir kader? Peki ne yapacağız sultanım? Bilmiyorum acaba. İskender'in hiçbir şeyden haberi yok. Kim olduğunu bilmiyor. Zülfikar Paşa uzaklaştıralım. Asla öğrenmesin diyor. Sultanım, Safiye Sultan bulmuş sonunda. Bırakır mı peşini? O yüzden Safiye Sultan'dan kurtulmamız lazım. Eğer İskender'i tahta çıkaracak biri olmazsa tehdit olmaz. Sultanım, İskender'in varlığı kâfi zaten. Hünkârımız ve şehzadelerimiz için büyük bir tehdit. İş olduğunda bırakamayız. Hünkârımız bunu mutlaka bilmeli. İskender'e can borcum var. Defalarca hayatımı kurtardı. Üstelik masum. Ona yaşaması için bir fırsat vereceğim. Sultanım. İskender. Sizin ne işiniz var burada? Beni içeri almayacak mısın? Demek saraydan uzaklaşmak istediğin vakitler buraya sığınıyorsun. Yalnız kalıp düşünmek için iyi bir yer. Ne düşünüyorsun merak ediyorum. Ya da kimi? Melekiye kalbimde başka biri var demişsin. Kendimden uzaklaştırmak için öyle söyledim. Belki de uzaklaşması gereken sensindir İskender. Bunu konuşmak için geldim. Saraydan ayrılmanı istiyorum. Hususi bir vazifeyle sancaklardan birine gidersin. Neden sultanım? Safiye Sultan'ın canını almadığım için değil mi? Sebep istiyorsan... En mühimi bu. Hicran. Paşamızın durumu nasıl oldu? Vaziyet iyi sultanım. Lakin bilmenizi icap eden bir husus var. Kösem Sultan Paşa'mız ziyarete geldiler bugün. Ne konuştular bilmiyorum. Ancak paşamızın yanından ayrıldığında yüzü bembeyazdı. Bu resmin sende ne işi var İskender? Biri görse kellen gider. Beni de töhmet altında bırakırsın. Sultanım. Böyle bir aptallığı nasıl yaparsın? Hadi kendini düşünmüyorsun. Peki ya ben? Zerre kadar suçum günahım yokken senin yüzünden canım mı yansın? Sultanım. Biliyorsunuz. Size zarar verecek bir şey yapmam.
İyi niyetinden şüphem yok. Lakin burada olduğun sürece ateşe yakınsın. Git, uzaklaş. Konuş hünkârımızla. Payitahttan ayrılmak için bir vazife iste ondan. Merak etmeyin. Hünkârımızla konuşup gideceğim. Beni burada tutan iki şey vardı. Biri siz. Bir diğeri de ailem bulunan umut. Bugün her ikisini de kaybettim. Aileni bulma umudunu neden kaybedesin ki? Artık bir önemi yok. Belki de bu son konuşmamız. İskender şehzade olduğunu biliyor. Kösem buradaymış. Neymiş derdi? Ne derdi olacak? Yaralandığımı işitmiş. Lütfedip geçmiş olsun dilemeye gelmiş. İskender'i söyledin değil mi? Her şeyi anlattın. İnkar etme. Hicran görmüş odadan nasıl çıktığını. Validen canımı almak istedi Maşa. Yine deneyecek. Ne malum bu sefer kurtulacağım. Başka birinin daha bilmesi gerekiyordu. Bilsin ki hünkârımız emniyette olsun. Biri dediğin Kösem mi? Çoktan anlatmıştır her şeyi. Allah kahretsin. Kösem Sultan bana söz verdi. O sözüne sadık biri. Birlikte hareket edeceğiz. İskender'i saraydan uzaklaştıracağız. Sen de buna inandın mı? Söz dediğin bir çift laf. Laf işte. Uçar gider. Validem haklıymış. Sana söylemekle büyük hata ettim. Hünkârımıza geldiğimi haber verin. Sultanım, ben de size haber yollayacaktım. Allah'ım esirgesin. Hünkârımıza bir şey mi oldu yoksa? Gel. Himaşa. Hoş geldin. Validem. Korktuğumuz başımıza geldi validem. Zülfikar. Her şeyi Kösem'e anlatmış. Hünkârımız belki de çoktan öğrendi. Yaptığını beğendin mi Hümaşa? İskender.
İskender'i. Şehzademizi kendi ellerinle ateşe attın. Neden uyuttunuz? Ağrısı, acısı bir türlü geçmeyince mecbur kaldık. Nedir bu illet Hekimbaşı? Neden şifası bulunamıyor? Basit bir karın ağrısı nasıl bu hale geldi? Midenin vaziyeti sultanım. Sandığımızdan daha vahim. Hastalık hayli ilerlemiş. Elimizden geleni yapacağız. Lakin... Lakin ne? Lakin ne? Lakin böyle devam ederse maazallah en fazla bir iki hafta dayanabilir. Allah'ım, beni ateşimden ayırma. Karanlığın içinde bir çare bırakma. Biz ki onun canından bir bahçeyiz. Can bahçemizi, can evimizi yıkma. Her bir çiçeğimizi tazeleştir, yemyeşil et. Gül yüzlerini soldurma. Bu bağ bahçeye acı, onları perişan etme. Sana gönüllerini vermiş gamlı, kederli aşıkların pek çoktur. Başın hakkı için şu zavallı, gamlı gönlüme dokunma. Ey benim gamıma, kederime ortak olan. Ey varlığımın bütün zerrelerine sevgi ateşi salan. Dünya sensiz tozdur, topraktır. Ey bağımın, bahçemin aydınlığı. Ey canımın canı. Ben senin vücudun değil miyim? Beni bırakıp nereye gidersin? Ey parıl parıl parlayan ışığı. Sen benim gözümün nuru değil misin? Benim gözümden çıkma, ayrılma. Ey güzel Allah'ım, o nurdan doğmuş can ışıklarımı birbirine vurma. Gönlümün dallarını kırma, dökme. Allah'ım, onları düşmanlarından esirge. Sonsuz kudretinle kuşat, hainleri kör et, güldürme, neşelendirme. Zalimler senin nurundan, güneşinden kopan ışığa düşmandır. Sen onların gönüllerinden geçeni yapma. Bizi karanlığa düşürme. Ey Allah'ım, bize acı, merhamet et. Şu gök kubbeye başka bir güneş, başka bir ay göster. Bizi böyle perişan bir halde bırakma.